26 Nisan 2 Mayıs değerli yay burçları nasılsınız? Hayırlı Ramazanlar, Allah'a emanet olun, sevgi, mutluluk, umut. Rabbimle olsun, sizinle olsun, Rabbim hepimizin, ülkemizin ve tüm dünyanın üzerinde olsun diyorum. Yükselen yay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. E Akkaya Official Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Değerli yay burçları işte yaşayacağınız gereksiz... Yani bazı ay burçları evin içinde çalıştığı için çok stresli. Bazıları belli periyodik noktalarda işe gidiyor ama belli noktasında evinde çalıştığı için acayip huzursuz ve mutsuzsunuz. Yani iş var ama düzensizlik olduğu için sanki işe adaptasyon probleminiz oluştu. Ya yani nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz. Yani bu bir, bir, bir ay, iki ay böyle devam edecek ama siz haklarınız ve konum olarak da yeriniz belirlenecek. Yani sizin e, kötü gördüğünüz şey size doğru noktada iyileşmeye doğru gidiyor ama siz evden iş yapmayı seven grup değilsiniz. Görüp eğlence insan iletişimlerini sağlamak istiyorsunuz. Ev sizi yıpratmış olabilir. O yüzden biraz gerginlik söz konusu diyorum. Eğer büyük kurumsal e, fabrika alanı daha büyük alanda çalışan yay burçlarında da bulunduğunuz işlerinde güzel değişimler maddi olarak korktuğunuz kaygılandığınız firmanın daha büyüme noktası ve orada çıkartılma gibi söz konusu varsa durur duracağı ve işten çıkartılmayacağı gözüküyor. O yüzden sizde işten çıkartılma gibi bir risk yok. Gereksizce duyduğunuz her şeye inanmayın diyorum değerli yay burçları Buna not almışım çünkü. Ee, kendi işine ve yurt dışı bağlantılı ya da şehir dışı bağlantılı inşaat, demir, metal, kamyon, e, kum yani böyle getir götür yoğunlukta tır ya bu tarz devamlı e, ticaret yapan yay burçlarında da çok ciddi güzel anlaşmalar ihaleli anlaşmalar ya da beklediğiniz bir ihale varsa bununla ilgili çok güzel aydınlanma büyük bir rahatlık söz konusu olacak e, diye uyarı vermişim değerli yay burçları özellikle sanatla uğraşıyorsanız spor hocasıysanız akademisyenseniz e, resim hocasıysanız bu sene yıldızınızın parlak olacağı atölyenizin daha çok renkleneceği kendi imkanlarınızı kendi isminizi yücelteceğiniz bir döngüye gireceksiniz yapacaksınız. Yani umut ettiğiniz hayallere yavaş yavaş işinizde markalaşma, daha büyük bir marka ve kendi çizginizi büyük yaratacağınız evreler var. Devlet işine girmek istiyorsanız ya da beklediğiniz kurumsal büyük bir firma varsa da Mayıs'ın sonuna kadar bu devlet ya da kurumsalla ilgili anlaşmanız gerçekleşmiş olacak. Hayal ettiğiniz kapıdan girmiş olacaksınız. Yurt dışında iş bekliyorsanız, yurt dışı ile ilgili bağlantılarınızla ilgili olumlu evrak bekliyorsanız Mayıs'ın 21'ine kadar bu beklediğiniz evrak olumlu şekilde olacak ve gerçekten o kapılar size açılacak. Hiç korkmanıza gerek yok. Anaokulu öğretmeniyseniz, ana sınıf öğretmeniyseniz, sınıf öncesi öğretmenliği yapmayı düşünüyorsanız bu kapılarınız da hayırlı. Yani öğretmenlik alanında başarı sağlamak isteyen bazı yay burçlarında da bu kapılarınızla ilgili bazı sınavlar var ve bu sınavları başarıyla elde edip hak ettiğiniz puanla istediğiniz noktaya erişeceksiniz diyorum. Ee, asker ya da polis yani ailenizde asker polisle olan e, hakim savcı rütbeli olan kişilerde yer değişimleri Farklı şehirlere gitme görevleri var gözüküyor ya da evinizde bir erkek çocuğunuz varsa asker kapısı gözüküyor Sonu hayırlı ve aydınlık olacak endişe etmenizi istemiyorum değerli yay burçları Evli olanlarda çocuk sevinci var ev değiştirme var evde tüm eşyaları değiştirme kararı var Bekar olan ve uzun süredir ilişkim yok diyen yay burçlarına tanıştırılmış sulü kısmetler var. Değerlendirmenizi öneriyorum. Çok güzel bir kısmet var. Bunun sonu aydınlık. Bir şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Lütfen bu şansı verin istiyorum. Özellikle sizde de abi, erkek kardeş ya da dayı, amca dediğimiz kişilerde sağlık problemi olabilir. Bununla ilgili biraz koşturmalı bir hafta. Bir de uzun süredir çözülmesi gereken bazı miraslar var. Bölüşülme, hani tapuların bölüşülmesi gerekiyor. Yani hani burası babamın, burası dayımın, burası amcamın dedi. Bu, sanki bu Haziran'a kadar bu çözümlenecek ama herkes aynı yeri istiyor. Yani yazık tura mı çekeceksiniz? Yani tombalık çeker gibi mi yapacaksınız bilmiyorum ama herkes burası bizim diyor. Yani tombala mı çekeceksiniz? Büyük birini mi devreye sokacaksınız? yani doğru hak zaten Allah size verir. Bunun için birbirinizi yıpratmanıza gerek diyorum. Özellikle anne ya da abla dediğim kişide göğüs ya da rahimle alakalı bir sıkıntı olabilir ya da sizde böyle bir kist olabilir. Dikkat edin. ihmal etmeyin diyorum. Özellikle kız çocuğu ve erkek çocuğu olan iki çocuk ya da iki erkek bir kız ya da iki kız bir erkek çocuğu olan yay burçlarına da güzel bir mal alımı var. Bu mal alımı ile birlikte hayatınız da kendi düzeniniz kendi eviniz kendi anahtarınız daha güvende hissedeceğiniz noktada bazı evli olan yay burçlarında da ben kurtulmak istiyorum karşımdaki ilişki beni çok büyük bir sözlü zora sokuyor sanki bu evlilik sizin istediğiniz şekilde bitmiş olacak ve zararsız şekilde bitecek endişe etmenizi istemiyorum değerli yay burçları sevgi ve mutlulukla kalın Allah'a emanet olun hoşçakalın